akışında sırada Ekatorum var. Kooperatifçiliği konuşacağız. İrfan Donat'la birlikte kimi ağırlıyoruz? Tiresüt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eski Yörü'yü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İrfan sen de hoş geldin. Kooperatifçiliği konuşacağız bugün. Hani hep böyle deriz ya, büyük olmak önemli. Ne kadar büyürsek o kadar iyi, ne kadar profesyonelleşirse iş o kadar iyi. Hani hep o tarafta olmuştuk şimdiye kadar ama bugün birazcık oradan sanki çıkacağız da o büyük olmaktan küçük aile şirketi olmanın önemine değiniyor olacağız. Onun için küçük aile işletmeleriyle bir başlayalım. Yayına girmeden önce çok az vaktimiz olmuştu sizinle konuşabilmek için. Küçük aile işletmeleri çok önemli mi ne dediniz? Oradan bir başlayalım mı? Neden bu kadar önemli? Mina Hanım, isterseniz önce tarım neden önemli onu... Önce tabii. Bir cümleyle konuşalım. Tabii enerji de önemli bugün ama enerji güneşten, hatta şimdi deniz dalgalarından dahil elde edebiliyorsunuz rüzgardan elde, ama tarım dünya için, geleceği için çok önemli. Çünkü tarım alanlarımız dünyada gittikçe azalıyor. İnsan çoğalıyor, tüketim artıyor. İklim koşulları bizi tehdit ediyor. Dünya için, Türkiye için daha önemli, çünkü Türkiye'nin en önemli kalkınma gücü bugün tarım. Ve aslında Türkiye için de çok büyük bir fırsat doğdu. Çünkü bizim dünya coğrafyasındaki konumumuzu bakarsanız, bugünkü Türkiye bu nüfusun 3 katını doyurabilecek bir potansiyel, tarımsal üretim potansiyeline sahip bir ülkeyiz biz. Bu da bizim için çok gelecek için de umut verici bir fırsat. Ne yazık ki bugün bu kadar potansiyeli sahip bir Türkiye üretebildiği ürünlere ithalat yapıyor hala. Gözümün önüne siz bunu anlatırken ne geldi biliyor musunuz? İlkokul öğretmenim. Sevgilerimi göndereyim buradan. Nurhan öğretmenim. Benim hayatımda çok özel, önemli bir yeri vardır. O annemi veli toplantısına çağırdığı zaman hep derdi ki bu çocuğun potansiyeli var. Ama hiç çalışmıyor. Şimdi siz onu söyleyince direkt olarak aklıma bu geldi. Potansiyel var ama kullanmıyoruz. Kullanamadık, yanlış kullandık bence. Gerçi son yıllarda önem vermeye başladık tarıma. Tarım daha yeni yeni konuşulmaya başladı. Bu umut verici, fakat hala da nasıl bir yol izleyeceğimizi, nasıl bir politika oluşturacağımızı belirleyemedik. Bir ikilemi doğdu burada. Benim çok tehlikeli bulduğum ve Türkiye için özellikle tehlikeli bulduğum bir zihniyet oluştu. Dünyadaki oluşan ve Türkiye'de bunu savunanlar, işte küçük aile işletmeleriyle biz Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Üretim maliyetlerini düşüremeyiz. Kaliteli üretim yapamayız. Dünyada rekabet edemeyiz. Bunları tasfiye edelim. Büyük ölçekli işletmelere dönüştürelim. Tarımı şirketler yapsın diye çok böyle korkunç, vahşice, benim için vahşi bir düşünceye karşı ben de yıllardır bir mücadele veriyorum. Hayır, küçükleri yok ederek yeni büyükleri yaratmayalım. Küçükleri kooperatif çatısı altında birleştirerek büyük ölçek haline getirelim. Söyleminin yanı sıra bunu somutlaştıran, sonuç alıcı bir model yarattık Tire'de biz. 2000 süt üreticisi bir araya geldik. Oluşturduğumuz bir delikle öyle sonuçlar elde ettik ki şimdi benim artık köyümdeki, hani o olmaz diyenlere karşı 5-10 tane ineği olan, hani ben diyorum ya, tarım el değiştirmemeli. 5-10 tane ineğiyle veya 5-10 dönüm tarlası tarım yapanlar yerinde yaşamaya ve üretmeye devam etmeli. Bu hem ekonomik açıdan hem de toplumsal barış açısından Türkiye için hayat önemi taşıyor. Eğer o insanları yerine biz ekmeğini alırsak göçe zorlarız. Ve kentler bu insanları kaldıramaz. Kentlerdeki sorunlar daha da büyür ve Türkiye'de sorunlar büyür. O zaman çözüm ne? Çözüm, bu insanlar nasıl üretim yaptıracağız ama? Şimdi nasıl kaliteli üretim? İşte Tiresüt Kooperatifi. Biz ne yapıyoruz? Önce biz sırasıyla 3 ana misyonumuz var bizim. Mali sorunu çözdük Mina Hanım. Biz bugün ortaklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Teknoloji onların tarlasını soktuk. Bütün yem bitkisi üretmelerine bir makine parkımız var. Ekimini, biçimini yapıyoruz. Akaryakıtını, gübresini toplu alım yaparak, daha ucuza vererek, düşük maliyet üretim yaptırarak belli bir kazanç sağlıyor bizim ortaklarımız. İkincisi ne yaptık? Her köy soğutma tankı kurduk. O küçük üreticiler, 3-5 ineği olan insanlar o tankı ortak kullanıyorlar. Ve bugün hani olmaz diyenlere karşı Avrupa standartlarından daha kaliteli süt kalitesini iyileştirdik ve pazar değerini arttırdık. Oradan da bir nebze para kazandırdık.
Üçüncüsü de onların artık ham maddesini, sütünü, etini muamele dönüştürdük. Tiris süt markasıyla raflara girdik. Üreticiyle tüketiciyi buluşturduk. Buradan da bir kazanım sağladık ve Tire'de karnemizi söyleyeyim, sonucu söyleyeyim. Hani olmaz diyenlere karşı Türkiye'de süt üretimi 10 yılda %70 artarken Tire'de %440 arttı. Yıldızlı peki süt, iyi aldınız o zaman. Evet, Türkiye yani bizim bölgede artık İzmir sütün başkenti oldu. Demek ki izlenmesi gereken yol belli oldu. Kooperatifleşme. Bugün Türkiye, dünya bunu kabul etmiş. 2013 yılında biliyorsunuz dünya kooperatifçilik yılı ilan edildi. Bu yılda aile işletmeciliği yılı ilan edildi. Artık dünya bunu anladı. Dünyadaki kooperatifleşme gelişmeden dünyanın açlık tehlikesiyle karşılaşacağını söylüyor Dünya Gıda Örgütü. Ben de diyorum ki kooperatifleşmeyi bu ülkede oluşturmadan bu Türkiye'de biz toplumsal barışı sağlayamayız. Niye sağlayamayız? Önce bir kere göçün durması gerekiyor bu ülkede. Bakın o zihniyet az önce dediğim tekelleşmeyi savunan zihniyet o kadar vahşi ki. Bakın o zihniyetin sonucunda daha son günlerde yaşanan bir acı var Türkiye'nin. Maden işçilerimiz öldü. Mine Hanım o gençler bir bakın kimler o gençler? Çaresizlikten köyünü terk eden gençler. Eğer evet. Biz o köylerde kooperatifleşmeyi oluştursaydık o ailelerin ekonomik ve sosyal yaşamını iyileştirebilseydik, o gençler terk etmeseydi, o madenciler teknolojiyi kullanarak o madeni çıkaracaklardı, o insanı kullanarak değil. Doğru. Yani çünkü bugün bu artık süreç kapitalizmin vahşileşmesi olarak adlandırıyorum ben bunu. Onun için bu vahşileşmenin sonucunda ve dünyada ve Türkiye'de dengeler bozulmaya başladı. Onun için biz insanca yaşamak istiyorsak, barış içinde yaşamak istiyorsak ve Türkiye'nin gelişmesini istiyorsak bu ülkede tarım politikaları kooperatifleşme üzerine kurulması gerekiyor. Çünkü dünya bunu böyle yapmış. Bu Mahmut Özgür'ün icadı değil. Bakınız Hollanda'sı, Danimarka'sı, Kanada'sı bugün hatta Hindistan'a dahi %90 bugün tarım ve hayvancılık faaliyetleri kooperatiflerle sürdürülürken Türkiye'de nedense %13'lerde bugün kooperatifçilik. Ya bu algıyı bir değiştirmemiz gerekiyor. Yani kooperatifçilik komünistlik falan değildir. Öcü gibi gösterildi bu ülkede kooperatifçilik. Burada bir araya girmek istiyorum. Örgütlenme dedim İrvan Bey. Örgütlenmediğin zaman anarşistlik falan değildir örgütlenme. Yani bir kere bu işte Türkiye'deki bu beyinlerden bir kere önce kurtulmamız gerekiyor. Bu zihniyete kurtulmamız gerekiyor bizim. Bakın hangi ülke burada komünizmle yönetiliyor? Bakın nasıl sürdürüyorlar. Hollanda bugün işte böyle kooperatifleşmeyle Türkiye'nin avuç içi kadar, Konya kadar bir Hollanda, Türkiye'nin bugün 10 katı tarım ihracatı var. O seviyeye gelmiş. Eğer biz geri kaldıysak işte durum ortada. Bakın işte bakın. Biz bir de Türkiye'de kooperatifleşme olmadığından yapısal sorunlarımızı çözemiyoruz. Hangi ürün ne kadar üretildiğini bilmiyoruz. Mine Hanım, Rıfan Bey. Ne kadar sattığımız daha belli değil. Bakın TÜİK rakamlarına göre 5 milyar dolar, Tarım Bakanlığı rakamları 17 milyar dolar ihracatımız var diyor. Hangisi doğru bunların? Çünkü üretilen ürün belli değil. Gıda güvenini sağlayamadık. Üretimi planlayamadık. Ne kadar üretildiğini bilmeden planlayamazsınız ki. Planlayamadığımızdan fiyat istikrarını sağlayamadık. Ama Türkiye çok kan kaybediyor. Bakın başka kalkınma gücümüz yok bizim. Bizim tek gücümüz var kalkınmada tarım. Onun için tarım bugün yalnız çiftçimizin değil. Türkiye'de yaşayan 77 milyonun sorundur. Hepimizin geleceğidir. O nedenle ben Türkiye'de artık kooperatifleşmenin devlet politikası haline dönüşmesini bugün geç bile kaldığını söylüyorum. İşte İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir kooperatif işbirliğiyle biz çok güzel neleri başardık. İnsanın çok güzel analizleri var. Ona çok bir özür bakalım mı? Yok estağfurullah. Gayet güzel Mahmut Bey anlatıyor zaten. O yüzden de çok da bölmek istemedim. Şimdi zaten tablo ortada. Dünyadaki biraz önce gördüğümüz gibi %90'lara varan Avrupa'da, Amerika'daki kooperatifleşme oranı bizde çok düşük. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi kooperatifleşmede sorun ne? Türkiye'de de %13'lerde kalıyoruz. Yani burada yasal mevzuatta mı bir zorluk var? İşte bürokrasi mi kooperatifleşmenin önünde bir engel? Ya da bakanlığın ya da devletin bu konuda teşviği mi yetersiz? Hani niçin biz geride kalıyoruz? Yani Tiresüt Kooperatif bunu başarmış. Bu bir somut örnek ama diğerleri niye başaramıyor? Evet, neden başarılamadı Türkiye'de? Birincisi tabii bu bir kültür. İrfan Bey, kooperatifçilik amaçlı iş kullanıldı Türkiye'de. Siyasetin arka bahçesi oldu birçok kooperatifler. Halbuki orada her farklı siyasi görüşte olan insanların
çıkarları uğruna, bir tek bir amaç uğruna, tek bir amaç uğruna sağlam bir birlikteliktir orada. Yani orada bizim bakın Trisut Kooperatifinde her partiden ortağımız var bizim. Ama biz tek bir amaç onun birlikteliği sağladık. Ama neden? Biz bir tek amacımız var. O insanların daha fazla para kazandırmak. Başka amacı olursa işte o zaman yolundan saparsın ve o kooperatifte batar. Ama bu yalnız bu değil. Devletin de desteği kooperatiflere piyasa karşısında koruyacak desteğe yeterli değil. Çünkü haksız rekabet oluyorsunuz Efe abi. Şu an Türkiye'de tarım ürünlerinin bakınız yarısı kayıt dışı. Sütün yarısı kayıt dışı. Şimdi kayıt dışı ekonomi karşısında kooperatiflerin rekabet edebilme şansı yok. İkincisi gıda güveninden bahsediyoruz. Bütün tüketiciler bugün güvenilir gıda arıyorlar. Katkısız, doğal. İyi ama bunu yapmanız için o üretimin yerinde denetlenmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Biz şimdi Trisut Kooperatif olarak ziraat mühendislerimizle her işletmeyi yerinde sütü alırken kontrol ederek alıyoruz. Antibiyotik kontrolü yapıyoruz. Bunun ciddi bir maliyeti var. Bunu yapmayanlarla ben nasıl rekabet edeceğim? O nedenle yani Türkiye'de kooperatifçilik bu sistem içerisinde gelişmesi mümkün değil. Bunun çözümü şu. Devlet bireyleri desteklemeyecek. Türkiye'de oluşturulması gereken Türkiye'de güçlü kooperatifler yaratılacak. Ama köy kooperatifçiliğinden bakın vazgeçmemiz gerekiyor. Hani bir ilçeli bir bakıyorsunuz her köyde bir kooperatif olmaz. Sizin bahsettiğiniz daha geniş çaplı. Hayır, merkezi kooperatifleşme. Yani ilçe bazlı merkezi kooperatifler oluşturulacak. Bu kooperatifler devlet tarafından bütün destekler bu kooperatiflere verilecek. Üretici kooperatifler destekleyecek. Denetleme sistemi de devlet üretici denetlemeyecek. Kooperatifleri denetleyecek. Üretici kooperatifler denetleyecek. Yapıyı Türkiye'de oluşturabilirsek işte o zaman gıda güvenliğini sağlarız. Bütün verileri elde ederiz. Kayıt dışı ortadan kaldırırız. Çünkü kooperatiflerin kayıt dışı bir işlem yapma şansı zaten yok. Üretimini planlarız. Ne bileyim üreticinin pazarlama sorununu, sanayicinin ürün tedarik sorununu çözeriz. Bakın ya. Türkiye öyle bir hale gelir ki, bakın İstanbul'da hani uçak yolcu uçakları kalktığı gibi dünyanın dört bir yanına tarım ürünleri ihraç eden bir Türkiye yaratmak çok kolay. Çünkü elimizde öyle bir kaynak var ki dünyada hiçbir ülkede böyle bir zenginlik olmaz İrfan Bey. Bu bahsettiğiniz yok. O zaman fiyat istikrarı açısından da önemli gibi geliyor bana. Tarım sektörünün şu anda en büyük tabii canım bakın neler kaybettik. Yükseklik ve fiyatın yani üreticinin hem pahalıya üretip ucuza satmasından şu fiyat istikrarsızlığını tabloya koyarsanız bakın bu çok önemli bu. Hı-hı. 2009'da bakanlığımız 2008'de hayvancılığa çok büyük destekler verdi. Hala veriyor çok büyük destekler. Bakanımızı çok ben teşekkür ediyorum bugün bakanlığımız ama benim için desteklemenin önce bir kere tanımını yapalım. Yani destekleme çiftçinin cebine fazla para sokmak değildir. Destekleme çiftçiye para kazandırmak demektir. Bakın bugün süt fiyatları iyi. En son istediğimiz düzeye geldi yem fiyatları. Ama çiftçinin cebinde para yok. Niye yok? Çünkü o kötü krizi dönemlerdeki yaraya saramadı çiftçimiz. Kazandığı para borç ödemeye gidiyor. Bankalara gidiyor. Şu an çiftçinin kazancı İrfan Bey bankalar. Çiftçimizin şu an %90'ı gırtlağına kadar borçlanmış durumda. Neden? Bakın 2009'da yem sütlerin daha pahalı bir hale geldi. 35-40 kuruşlara düştü süt fiyatları. Üretici ineklerini kesti çaresizlikten. Seyirci kalındı bunu. Eğer biz, ithalatın yolu açıldı. Ondan sonra yetmezlik oluştu. 2010'da iki katına çıktı süt fiyatları. Ondan sonra ithalat başladı. 3 yılda biz 3 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptık. Neden? O 2009'daki 5 ay krizi müdahale etmediğimizden. Eğer o gün biz o günlerde bakın 3 milyar dolardan bahsediyorum. 300 milyon dolarlık süt tozunu piyasadan çekip Somali'ye yardım etseydik zamanında Amerika'nın bizi Marshall yardımıyla gönderdiği süt tozları gibi süt tozu gönderseydik 2.7 milyar dolar cebimizde kalacaktı. İneklerimiz kesilmeyecekti. O yabancı çiftçi cebine girmeyecek. Bütün mesele politikalarda. Burada Türkiye'nin bakın tarımda özellikle hata yapma şansı yok İrfan Bey. Çünkü tarım dediğim gibi bizim geleceğimiz. Bütün Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Bakın Türkiye'de her hükümetin her gelen hükümetin farklı bir politikası oluyor. Bırakın her hükümeti
Her bakanın ayrı bir politikasıyla yönetiliyoruz biz. Bir kere Türkiye'de ulusal bir tarım politikamızı oluşturmamız gerekiyor. Nedir kısa vadeli. Biraz onu bir açalım mı? Ne yapılması gerekiyor? Gelen neyi eksik yapıyor? Neyi fazla yapıyor? Nerede hata yapıyor? Neyin değişmemesi lazım? Bence popülizm ortak kalkmalı Mine Hanım. Bir kere şey Türkiye'de en fazla popülizmin yapıldığı sektör tarım oldu bugüne kadar. Onun için biz tarımda geri kaldık. Kaynaklar, çok kaynaklar boşa gitti biliyor musunuz? Bir de olay, yani kaynaklar doğru kullanılmadı. İşte sıfır faizli krediyle tarımla ilgisi olmayan insanlara paralar verildi. Çiftlikler kuruldular, şirketler. Çoğu şu an sürdüremiyor, kapattılar. İşte o kaynaklarla biz mevcut işletmeleri iyileştirmek, geliştirmek, modernize etmek, onları büyütmek alanında kullansaydık Türkiye bugün hayvancılığımız bir bu kadar da gelişmiş olurdu. Onun için ithalat yapmak bir tarafa dursun, ihraç ediyorum. Yani, ya Türkiye yakışmıyor. Bakın ben bugün Türkiye'nin ayıbıdır ithalat yapmak. Bakın yani, tamam kahveyi üretemediğimiz için ithalat yapalım ama Türkiye bugün ya mısır ithalatı yapması, pamuk ithalatı yapması. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bizim ihracat yapmamız gereken bir Türkiye var elimizde. Evet. Onun için eğer iyi yönetilirse, iyi yönetmek nedir? Ortak akılla alınması gerekiyor bu politikaların belirlenmesinde. Bu politikalar bu olmalıdır diyecek bir örgüt yok Türkiye'de. Bakın önce bir kere o sorunu çözmemiz gerekiyor. O kadar çok örgüt var ki, onlarca örgüt hala kuruluyor da. Tarım ve hayvancılıkla ilgili artık üreticiye de yazık, şaşırdı hangisine gireceğini. Yani biri kolundan asılıyor, biri hepsi de onlardan. O konuda da bir enflasyon var yani. Örgüt kirliliği var. Evet. Yani benim bir tane masaya oturan genel başkanım yok. Yani politikalar bu olmalıdır diyebilen. Onun için bir kere sağlıklı ve işlevi olan etkin bir örgüt yapısı oluşturmalı. Ondan sonra da masada ben olmalıyım. Yani üretici olarak ben de olmalıyım. Çünkü asıl emek sarf eden, üreten, işi karnını çeken bensem, bugün politikalar belirlenirken sadece bürokratlar, oradaki Ankara'daki masa başındaki kişilerle politika belirlerken, yönetmelik belirlerken masada benimle beraber belirlenmeli. Bir de eli toprağa değmemiş birinin toprak üzerine politika üretmesi çok zor herhalde. Mine Hanım, tarımı kitaptan öğrenemezsiniz bakın. Tamam, ben bugün akademisyenlere saygı duyuyorum. Türkiye'de en büyük eksiğimiz, bizim kaybımız bilgi eksikliğinden. Hele bugünkü dönemde onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. O bilgi eksikliğimiz var. Ama tarımı yaşamak gerekiyor. O yani Ziraat tarımı... Fakültesi, Ankara Ziraat Fakültesi o anlamda Türkiye'nin en önemli noktalarından biri zaten. Yani hakikaten toprağı elleri değiyor, hakikaten üretim. Evet, biz de Ege Üniversitesi'yle şu an işbirliği için Endüstri Süt Kooperatifi olarak da onlarla paylaşarak. Saman biz... bile ithal ediyor Türkiye. Evet, bakın çok projeler üretmeye başladık. Bakın yeni üreticiyle tüketiciyi buluşturan bir çiftçi market adı altında bir mekan oluşturduk İzmir'de biz. Şimdi hiç aracısız üreticiyle tüketiciyi buluşturduk. Bu markette sadece kooperatif ürünleri satılıyor. Ve büyük ilgi görüyorsun çünkü artık tüketici güvenilir ürün aramaya başladı, bilinçlenmeye başladı. Bunda tabii bakanlığımızın hileli ürünleri açıklaması da etki oldu. Ben bundan dolayı da teşekkür ediyorum bakanlığımıza. Ama bunlar da kooperatiflerin önünü açmaya başladı. Herkes kooperatif dediğin zaman daha büyük güven yaratıyor. Biz burada mesela sokak sütüne karşı Türkiye'de ilk defa markalı çiğ sütü piyasaya sürüyoruz önümüzdeki hafta. Bu da bizim Türkiye'de ama asıl proje ne biliyor musunuz? Şu proje bakın. Şurada asıl Türkiye'yi kurtaracak. Evet. Önünüzdeki kağıtları ve projelerinizin olduğu yerlere gözüm kayıyor. Alusit o nedir o? Alusit şöyle Tire'de uyguluyoruz. Şimdi İzmir'de başlayacağız. Nasıl pizza, su servisi yapılıyorsa sütü abone oluyorsunuz. Gençlerle biz bu sütleri market fiyatını evlere dağıtıyoruz. Günlük süt, günlük süt. Bu da bizim bir projemiz. Fakat şu proje aslında Türkiye'de dünyayı kurtaracak proje bu. Bugün Mine Hanım, gerçekten köylerimizin içinde insanlar hayvanlarıyla aynı konutta yaşıyorlar. Hiç hoş değil yani sağlık açısından, görünüm açısından. Biz bunları ne yapalım? Bunları biz işte site şeklinde, ben onun adına bizim çiftlik koydum. Barınaklar yapalım. Onları tek sağım ünitesine, kooperatif olarak sağımını biz yapalım. Bir yerde sahasını ekler. Veterinerlik hizmeti bir yerde verilsin. Burada dışkılarıyla hayvanların enerji elde edelim. Biyogaz tesisi kurup, orada sera yapıp, köydeki kadınlarımız ve kızlarımız da
bitkisel üretim yaparak. Amaç burada. Köylerimiz pırıl pırıl olacak. Bu zaten hesaplını yaptım. Ben 6 yılda geri dönüşüm sağlıyor. İşte ben diyorum ki şu an bakanlığımıza o büyük büyük paraları şirketlere vereceğinizi, tarımla ilgisi olmayan işte kişilere vereceğinizi, bu projeleri yatıralım. O insanlar köyünde artık yaşanır hale getirelim, kazancını artıralım bu projelerle. Türkiye'ye yaşanır hale getirelim. Bakın bugün köyler gençlere kız vermiyorlar inanın bugün. Yani gençler neden terk ediyor köy? Köyler harabeliğe dönmüş durumda. Köylerde genç kalmadı. Bugün İstanbul'da da ben konuşuyorum ama hiçbiri mutlu değil biliyor musun? Yani kentlerde mutlu değil o insanlar. Köylerin köylüğü bozuldu, şehirlerin şehirliği bozuldu. İşte o demografik yapı çok değişti. Köylerde hem üretimi artırmamız, hem iyileştirmemiz, hem geliştirmemiz, hem Türkiye'deki toplumsal barışı, bugün sanatçılarla falan toplumsal barışı sağlayamazsınız. O insanların işini aşını sağlamadan toplumsal barışı sağlanacağını ben düşünemiyorum. O nedenle kooperatifleşme Türkiye için hayat önem taşıyor. Ama önce ona inanmamız gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki arazisi imara açılıp para etse satmayacak çiftçi ve hayvancı var mı acaba? Şu an hiçbir çiftçi hayattan memnun değil. Çünkü neden? Güvencesi yok. Şu an hiçbir çiftçinin çocukları çiftçilik yapmak istemiyor artık. Çünkü güvencesi yok. İşte onları biz güvence altına alamadık. Çiftçi bu yıl para kazanıyor tesadüfen. Bugün niye gideceğini şaşırmış durumda. Rastgele üretim yapılıyor bugün Türkiye'de. Bunları daha planlayamadık. Ama ben umutluyum. Neden umutluyum? En azından tarım konuşulmaya başlandı. Eskiden konuşulmuyordu. Bir gün mutlaka doğruyu yakalayacak Türkiye. Ve çok kısa zamanda biz bu mesafeyi kapatırız dünyayla. Ve biz dünyayı kafa tutarız bakın. İddia ediyorum. Ama onların da biz bu koşullarda mümkün değil tabii. Çünkü biz onların neredeyse iki kat maliyetli üretim yapıyoruz. Bizim dünyayla bugün rekabet etmemiz mümkün değil. Şimdi kotalar bu yılın sonunda Avrupa'da süt kotası kalkıyor. Bakın ben korku içindeyim şu an. Süt kotası kalktı, üretim arttığı zaman ben bugün Avrupalı üreticiyle benim üreticim rekabet edemez. Çünkü orada gübre, mazot, bütün yem fiyatları bizden çok ucuz. Nasıl rekabet edeceğim ben? Bugün Türk çiftçisi kadar pahalı mazot kullanan dünyada çiftçi var mı acaba? Yok. Bununla o zaman ilgili, nasıl ben dünyada rekabet edeyim? Bununla ilgili sizin duyumunuz var mı bakanlığın mesela? Çünkü Mahmut Bey'in dediği gibi Mart 2015 itibariyle Avrupa'da süt kotaları kalkıyor. Evet. Ve üretim kapasitelerini ister istemez hepsi artıracak. Bu demektir ki bizim hem ihracat pazarımızda hem de iç pazarımız için bir risk oluşturuyordur. Sizin duyumlarınız var mı bununla ilgili? Türkiye'nin bir politikası, hazırlığı var mı en azından? İrfan Bey ben o korku diyor Avrupa'daki üretim artacak tabii ama dünyada süt tüketimi artmaya başladı. O da beni umutlandırıyor. Bugün sütü yeni tanıyan ülkeler oluştu. Çin, Japonya bunlar uzak doğu sütü yeni yeni tanıdılar da. Hele Çinliler daha çok ilgi gösteriyorlar. Sütün çocuklar üzerinde boy uzamasında etkisi bilimsel olarak dünyada açıklanınca Çin her yıl süt tüketimini arttırmaya başladı. Pazar dünyada bir pazar oluştu. Onun için herhalde biz bundan çok olumsuz etkilenmeyiz diye düşünüyorum. Daha doğrusu umut ediyorum çünkü çiftçi dediğim gibi çok yara aldı geçtiğimiz yıllarda. Biraz bugünlerde piyasalar düzeldi. Yani bugün çiftçimiz artık bu fiyatlarla para kazanıyor. Bakın şu bugünkü süt fiyatları, yem fiyatları para kazanıyor. Ama dediğim gibi cebini karıştırıyorsun para yok. O işte o hatalı yaptığımız dönemlerdeki krizin yarısını sarmaya çalışıyorlar. Umarım tekrar bir kriz gelmez Türkiye'ye. Şimdi tekrar biraz kooperatifçiliğe dönmek istiyorum. Şundan dolayı Birleşmiş Milletler 2012 yılında kooperatifçilik yılı ilan etti. Aynı zamanda Mahmut Bey biraz ucundan bahsetti ama tam şey yapmadı. Tresüt Kooperatifi aynı zamanda örnek bir model seçildi yine. Yani bu aslında çok önemli bir şey ve onun ardından da farklı ülkelerden Türkiye'ye ziyaretler oldu. Tresüt Kooperatifi nasıl bir sistem oluşturdu? Hani biz bunu alıp nasıl kendi ülkemizde ya da kendi şehrimize adapte ederiz diye. Zaman zaman Mahmut Bey'le telefonda konuşuyoruz. Şimdi kendisi de sağ olsun bizi kırmadı geldi. Yoğun aslına bakarsanız. Tunceli'ye gidiyor, Van'a gidiyor, Samsun'a gidiyor. Farklı bölgelerde kooperatifleşmeyi anlatıyor. Ben şimdi kısaca aslında Mahmut Bey'den onu isteyeceğim. Öncelikli olarak işte bizi izleyen veya evet bizimle birlik olmamız gerekir diyen üreticiler nasıl bir yol haritası izlemeli? Kısaca böyle maddeler halinde ne yapabilirler? Nasıl adım atmalılar? Ben önce Türkiye'deki tüm üreticileri seslenmek istiyorum. Bugün küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri kooperatif olmadan yaşamlarını bugünkü sistem içerisinde sürdürebilmeleri mümkün değil. Ya büyüyecekler
ya birleşecekler ya da yok olacaklar. Yani biz bir anlamda kooperatifleşmeliyiz değil, kooperatifleşmeye mecburuz diyorum. Yaşamak ve için. Önümüzdeki süreçte benim kesinlikle siyasetle hiçbir işim yok. Ama şunu söylüyorum, bütün siyasi partiler, bakın seçim sürecine giriyoruz. Kooperatifleşmeye bir kere tarımla ilgili programlarını koymalarını istiyorum. Bir kere bütün siyasi partiler, ama farklı düşünenler tabii farklı koysunlar da, desin ki ben tekelleşmeden yanayım, bilelim bunu. Ama yani ben köylüyü çok seviyorum, çiftçiyi çok seviyorum deyip de seçim öncesi İKA'ya girip köylerle sarmaşmak değildir köylüyü, çiftçiyi sevmek. Sonra Türkiye köylerin adını mahalle yaptılar. Bakın bugün köylerin adını mahalle yapmakla köylülükten kurtulamayız biz. O nedenle ve köylüye, tarıma önem vermekle seçimiz, ama onları bir oy deposu olarak görmek değil. Ben görmek istiyorum partilerin artık programlarını. Çıkmalı. Bakın ben duymuyorum bugün siyasi partilerden, genel başkanların ağzından bu konularda yeterince bahsedilmiyor. Artık siyasi partilerin genel başkanından çıkmalı. Bizim iktidara geldiğimizde tarımla ilgili yol haritamız bu olacak demeli. Kooperatifleşme olacak demeli veya tekelleşme olacak demeli. İkisi bir arada yürümez. Mümkün değil. Bir tarafta şirket tarımcılığı, bir tarafta küçük işletmeler, küçük aile işletmeleri çok seviyorum. Onların karşısında o küçüklere yaşama şansı mümkün değil kooperatif olmadan. O nedenle burada bizim önümüzdeki dönemde seçimler var. Umarım bütün siyasi partiler politikalarını, yani programlarını bunu hatta birinci madde olarak koyarlar. Ve biz de burada üretici de geleceğimizi aydınlatmış oluruz. Aslında bugün işte yönetmelikler, tebliğler yayınlanıyor. Bunlarla Türkiye'de bunları geliştirmek, ne yapmak istiyorsak yapmak çok basit. Önemli olan destekleme kaynaklarını doğru kullanmak önemli burada. Nasıl işte soğuk sütte daha çok prim veriliyorsa, Tarım Bakanlığımız yarın açıklasa, ben ürünleri kooperatifler kanalıyla pazarlayanlara daha yüksek prim vereceğim dese, ben olsam kaldırırım kooperatif dışı ticareti, çünkü bu önerilerinizi bakanlığa sundunuz mu? Tabii sunduk. Sunduk. İşte popülizm bugün, ama Türkiye'de yeterince bunu kaldırabilecek kooperatif olmadığı için bunu uygulamıyorlar. Yani her ilçede bir tri süt kooperatif olsa belki cesaretlerler, ama burada üreticinin biraz daha öndere ihtiyacı var, lazım. Lidere ihtiyacı var. Şey ya da gerekiyor, bence süre tanısın İrfan Bey. Yani ben bugün uygulansın demiyorum. Mesela yarın Tarım Bakanı desin ki 1 Ocak 2016 yılından itibaren ürünü kooperatifler dışında pazarlayanlara destek verilmeyecek diye bugünden açıklansa, 1 yıl içerisinde Türkiye bu hazırlığı ne yapar? Doğru. Son bir dakikamız, o bir dakikada evet. Hangi mesajı vermek istersiniz? Evet, ben sadece şu bir tek cümle yeterli. Tarım önemlidir. Tarıma önem verelim. Tarım olmasa aç kalırız. Onun için tarım sadece çiftçimizin sorunu değil. Türkiye'de yaşayan 77 milyon insanın, sokaktaki insanın, herkesin sorunu. O nedenle Türkiye'nin tarımı daha çok önem vermesi ve Türkiye'nin dediğim gibi bir artık kalıcı ulusal bir tarım politikasının belirlenerek yolunu belirlemesi Türkiye'yi yarınları taşıyacak. Bizim en büyük gücümüzdür tarım. O nedenle ben bütün öncelikle üreticileri kooperatifleşmeye konusunda birlikteliği çağırıyorum. Biz bunu başardık. Biz de Anadolu'da yaşıyorum. Eğer o güveni sağlayabilirseniz, başka bir amaç taşımazsanız kafanızda, başarılıyor. Biz de bunu başardık. Umarım tüm Anadolu'da bu yapıları görürüz. Ve Türkiye'ye daha yaşanır bir Türkiye oluştururuz. O zaman şöyle bağlayayım ben de. Benim çocukluğumda ilkokullarda öğretilen Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biridir cümlesi yeniden müfredata doğru şekliyle girer umarım. Bir cümle daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi burada yerel yönetimlere de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yalnız hep bakanlık dedik. Zaten il özel idareler kapanınca artık o misyonu belediyeler üstlendi. Onun için devlet belediyelere tarımla ilgili uygulayacakları projelerde destek vermeli. Ve belediye başkanlarının da ben bir sensiyonistli bulunmak istiyorum. O belediyenin sorunlarını, her belediyenin sorunu vardır. Belediyenin merkezinden çözemezsiniz. En uzaktan başlarsanız o merkezindeki sorunları çözemezsiniz. Bu cümlelerde belediyelerin kulağına küpe olsun diyerek kapatalım. O kırsaldaki yaşam
koşullarını iyileştirmeden kentin sorunlarını çözmek mümkün değil. Tüm belediye başkanlarımız da tarıma destek vermeye çağırıyoruz. Öncelikli olarak önem vermesini istiyorum. Hatta vermeliler zaten, çünkü bir belediye başkanı asli görevi o kentin gelişmesidir, kalkınmasıdır. Türkiye'nin tek kalkınma ve gelişme gücü de tarımdır. Umarım bunları görürüz. Ben de teşekkür ederim. Biz koyduk sorunları, çözümleri ortaya. Kısadayız. Herkes üstüne düşen payı masadan buyursun alsın. Bir an önce şu tarımı en güzel haline getirsin diyelim. Ekotarım'dan bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı saatte aynı masada buluşacağız.